Girelim abi. Bu şekilde girdik. Rıza Bey, insanlar çok geriyor günlerdir. Gerçekten sen geleceksin, inanılmaz bir gerginliğe çevrildi. Niye ya, ben sempati yüküyümdür oysa ki. Kesinlikle öylesin. Sarpapa sempatiyi ben öğrettim. Bayağı iyi öğretmişsin o zaman. Evet, senden nasıldı? De alarak gitmiş ama. Ben de bırakmadı. Ya benim Allah, dünyada... dur çok hiç bu kadar sıçmamıştım mikrofon konusu. Tamam mı? Ses geliyor mu hala? İnanılmaz. Güzel de girmiştim be. Rıza, hiçbir programa girerken bu kadar sorun yaşamamıştık. Teşekkür ederim öncelikle. Olumlu şeylerle başladım. Olumlu yükle başlattın ki elimden gene yapacağım gidermek için. Çok gerçekten teşekkür ederim. Gerçekten pozitif hava vermeye çalışacağım karşıya. Estağfurullah. Özellikle. Sadece beni şöyle bir gerdiler. Burası Karşıyaka Bomonti Bira Bahçesi. Hiç gerilmeye gerek yok. Ben Karşıyaka'yı severim. Ben de başka röportajlarını da izledim. Ya, bu konuyu açma. Onlar da beni sever. Sakın Rıza'ya bunu... Biraz basmazlar. Hakikaten Karşıyaka'yı severim. Çünkü ben hep inanıyordum ama yaşım geriye artık... Hani birlikteyken güzel olan bir şey bu. O rekabet olmasa bu öyle büyüyecek bir şey değil. Kesinlikle. Dünyanın her yerinden bu rekabeti çekmeye gelen televizyoncular var. İkincilik dünya rekoru falan var biliyorsun. Sen biraz bu çekişmenin böyle yaşanması gerektiğini düşünüyorsun benim anladığım. Dozunda ama. Eskiden çok kavgalar, dövüşler, insanlar zarar görüyordu. Gerçek söylüyorum, bu hoş tamam. değil. Ama onun dışında dozunda böyle çok zekice... Bugün nereden geldin buraya? Neyse boş ver. İstanbul'dan geldin. İstanbul'dan geldin. Teşekkür ederim. Göstermeden geldim. Böyle bir korku yersiz mi? Korku yersiz. Aksi gibi ben en az karşı taraf kadar burada da kendimi rahat ediyorum. Arkadaşlarım da çok var. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Gerçekten ben yani böyle artık şey oldum. Gerçekten bu bir sorun mu? Yani çünkü kimi görsem Rıza İzmir. Gelecek yarın diyorum. Bu arada Karşıyaka İzmir'in en güzel yerlerinden biri gerçekten. Bence de. Gelmesi, gezmesi, İzmir'de yaşayacak olsan yaşanacak iki yerden biri. Diğeri de Göztepe sanırım. Tabii. Diye tahmin ettim. Yani ben İzmir'e gelince şöyle bir şey oluyor. Yine oldu. Gerçi şehir dışına çıkmakla ilgili galiba. Yani buranın her şeyini yemeden gitmemek gibi inanılmaz bir kafaya giriyorum. Bende de o var ama son zamanlarda. Küçükken yemeğe içmeye çok dikkat etmiyorsun. Büyüdükçe artık daha az yiyeceksin kaygısından herhalde. Şu anda olmuyor mu yani? Bende vardı. Kilo işine gireyim istiyorsun biraz daha. Çünkü kiloyla çok baş ettim son 3-4 aydır. Ben dün YouTube'a önce Rıza Kocaoğlu yazdım. Konuş sen konuş. Rıza Kocaoğlu yazdım ve sürekli senin göbeğinle ilgili evet. haberler, senin onlara karşı verdiğin olgun... olgun zekice. Cevaplar, zekice geçirilmiş sözü. Ama sözü sana bırakmak isterim. Belli ki konuşmak istiyorum. Yo, sen bitirince ben total cevap vereyim size. Buyurun. Çünkü aklımda tutabiliyorum. Buyurun. Dediğim gibi oluyor. Her geldiğimde mesela bugün gidip söğüş yemeği planlıyorum ki küçükken öyle şeyler çorbacıya gidince mercimek içen çocuktum. Ben de. Ama sonra şimdi mesela pisleşme o sakatatı yemezdim. O söğüş möğüş hoşuma gidiyor. Çok güzel. Bir tek götürün söğüşe seni. Isınamadım ya. Soğuk diye mi? Çok soğuk diye mi? Şimdi yani kokoreç harbiden kovaladık. Seviyorum. Harbi burada kovaladık. İyisi burada. Asım, Baki, herkes bir şey yazıyor yani. Kokoreç nerede var dedim. Şey, söğüşte de Aco var. Bir de Çeşme'de, Ilıca'da söğüşçüm çok iyi. Öyle mi? Yani. Peki... Sarp anlatmadım ya bunu. Anlatmadı. Ne konuşacak ki o çocuk başka? Çocuk hep kendinden bahsediyor. İşte kendi dediğin onun. Ama Sarp ekmek... bizim İzmir temsilcimiz oldu. Neyse ne İzmir temsilcisi. Ha. Burada 4 bölüm çektik. Üçün, yani biri Sarp. Diğeri Ufuk Sarıca, onun yardımıyla aslında biraz oldu. Hoca, burada da ben en son artık seninle konuşuyordum. Sarp'a soruyorum, İzmir'de ünlü var mı? Bunu Sarp'a bağlayamazsın ya, benim gelişim sen. Ben seni çok seviyorum, çok uzun yıllardır. Çok yani, teşekkür ediyorum. Çok sempatik biri değilsin ama ben öyle karşılıklı biliyorum. Karşılıklı seninle böyle bir şeyimiz var. Sempatik olmamakla suçlanıyoruz ikimiz de. Öyle mi? Sen de suçlanmıyorsun. Sen, ben suçlanıyorum da sen sempatiksin. Ben de suçlandım bence. Ben tanıyana çok sevilen, tanımayanın böyle sert mi, soğuk mu, antipatik mi diyeceği bir tipim ama. Tipim ama senin tipin öyle değil ya. Benim tipim böyle ne biliyor musun? Hani... Ya sen çok güzel bir mizahın vardı ama cool olurken itici değildin falan biz küçükken. Ben seni öyle görmüyordum hep. Benim tipime böyle yeterince ilk cool tanışıyla çok belki. Gıcık oluyorlar ya. Yani böyle şey oluyorlar. Yani bir siktir git şuradan gibi bir his yok oluşuyor. Ya. O, vallahi oluyor. O mizahınla var ama senin. Kimisi kimle mizah olmadan olabilir o. Hayır. Bartu mesela. Mesela. Buraya insan gömmeyi yani. Konsepti dedikoduymuş işte. Yok, Bartu da senin gibi bence ama kimisi mesela tanıyınca seversin ama o soğukluğundan önce onu koyamazsın. Sen öyle değilsin bence. Ya benim gözümde değildin, tanımıyordum seni çok önce. Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum seyircilere nasıl hissettiriyor. Kilo aldım ben.
pandemide. Abi kim almadı ki? Ama ben çok... 16 kilo mu aldım? Evet. Ya böyle babam gibi olmuştu. Tamam. Ve detoks merkezine gittiğimin ilk günü merkezde çekildim. Dolayısıyla daha hani... Ha, orası merkez niyetlendiğim mi? Günün ilkiydi. Sonra ben de... Detoks merkezine magazinci mi gelmiş abi? Gelmiş. Oha artık ya. Yok yok, detoks merkeziyle ilgili değil yani. Onun kenarındaki... Pardon, sponsorun oldu bilmiyordum detoks merkezi. Tekrar senin de olabilir çünkü. İyi evet. Gitmiyor gibi. Benim meme oluşuyor hemen. Ha, sahafta da vardı o. Ama sen o videoda sen değilsin gibi. Ya biraz bende duruş bozukluğu var. Hiç iyi bir şey konuşamayarak ilerliyor. Ya sal ya sen öksinek. Her şey güzel. Aynen. Çünkü neden? In your face'i Türkiye'ye sen getirdin. Zıplamalı yani. Gidiyorsun bugün. Normalde senin programın geniş konuları, uzun uzun sıkıcı konuşmaya insan veriyorken benleyken nedense tak 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 oluyor. Bunu çünkü övgü olarak söylemiyorum. Bu aklımda gelmiştim. Önden çünkü programa çıkmadan adrenalinini bir hazırlarsın bilmeden. Oyuna evet. Çıkar gibi biliyorsun sen. Doğrudur yani herhalde. Hiç ayarlamadım çünkü geniş geniş konuşuyor koyuyor herkesi zaten dedim. Abi geniş konuşanı geniş koyuyorum affedersin. Hani loş sohbet değil miydi bu? Loş değil değil mi? Değil. Bayağı aydınlık ve sıcak. Kalır da karartıyoruz ama. Okey. 16 kilo aldım. Ama problem şu ki kiloyla ilgili... Sen de çok sıçrıyorsun. Sanki sen düz konuşuyorsun. Hayır, hani geri dönüyorum. Montajlı gibi konuşuyorsun. Ben inat ediyorum şeyde. Neyde? Buna devam mı edeceğim mi? Kesinlikle çizgide abi. Peki niye kukureç diyorsunuz İzmirliler olarak? Hızlı. Acilayım. Öyle mi diyorlar? Abi dün taksiye bindik. Dedi kukureççi Asım varmış. Her 3 kişilik blok gördüğünde durup kukureççi Asım nerede falan. Biz onu adamın şivesi sandık. Sonra arkadaşlarım da kukureççi yemeğe gittin mi, kukureççiye gittin mi falan. Ben onunla aram yok şu ara. Söğüşlüyüm ben. Söğüş çok iyi. Beyin var içinde. İhtiyacımız var. Doğru. Sağ ol. Yediğin sebzeler mi? Yediğin objeler. Obje değil de. Yani yediğin şey ne şeklindeyse oraya yarar gibi bir iddia vardır bilir misin? Evet, ceviz beyine benziyor. Ceviz gibi. Beyine benziyor. Falan. Başka? Genel olarak hani patlıcan, daha farklı objelerin farklı uzuvlara yarar. Yok, yok. Kabak yersen neye yarıyor? Mesir macunu mesela farklı bir şeye mi benziyor? Mesir macunu ama bir doğada bulunan bir saf bir şey değil. Birçok şeyi birleştiriyorsun yani. Bananas. Ya hiç böyle düşünmemiştim ya. Oyunculuk falan anlatacaktım ben. Anlat oyunculuğu. Bir tane çok güzel bir notum var. Buradaki seyircilerimizden bir seyirci var burada evet. Ama merhaba. İki kişi. Mizah Gazetesi diye bir Instagram account'u var hep konuştuğumuz. Evet. Dedi ki... Aslında ben gizli mizahiyimdir. Gizli. Ya gizli. Bunu biraz de... gizlilikten çıkarmak ister misin? Çıkmadın mı daha ya? Evet. Demek ki gizli de değilmiş. Evet soru ne? Soru şu, diyor ki her dizisine ölerek çıkıyor. O yüzden bir karizma yaratıyor. Bu bilerek yapılan bir şey mi diyor. Yani öldü. Ne karizması? Açıkladığım bunun travmam ya. Vallahi sen anlatıyor musun? Anlatayım. Anlat. Ezel'de artık böyle aa oldu, ünlü oldum dedim. Sonra ve... Kuzey Güney'de ilk defa her bölüm, Ezel'de de her bölümde yokum. Ve düşük tamam. Bir ücret alıyorum. Her bölümde varıp oa dedim. 40. bölüm. Gelmeden önce Kerem Çatay yapımcı beni şeye götürdü. Kuzey Güney ödül alıyor, gel beraber gidelim dedi. Dostumuz da gelişti bu süreçte. Çok güzel. Gittik, baktım Kıvanç yok Kuzey, Buğra yok Güney. Ben varım Ali, Allah Allah falan güzel, beni seviyor ya ne güzel falan. İyi iş başardım be falan, diziyi sırtımda taşıyorum falan. İşte en iyi dizi falan. Sen çık be falan. Yok abi sen. Çık sen al falan. Çıktım diziyi aldım, en iyi dizi ödülünü falan bana aldırdı. İndim, şeyde Galatasaray Adası'ndaydı şey. Karaya çıktık, biraz yürüyelim falan. Evet, ölüyorsun dedi 40. bölüm. Son nasıl bir hediye varmış dedin? Sana ya. Yani yumuşatarak söyledi diyeni. Ölüyorsun, bu bizim aramızda bir şaka ve travma oldu. Sonra her dizide gerçekten bir ölüm senaryo, öldüm. Ama mesela o zaman çok üzüldüm, ilk defa böyle para akışı var. Çok böyle iş bana ün getirdi bir şey. Ama sonra şimdi baktığımda mesela o ölüm sahnesi hakikaten efektif oldu. Ama hep öyle olduğu iddia ediliyor. Yani bir şekilde kendini öldürterek orada, bir karizma ama o zaman yaratıyor. Benim açımdan düşün. Bitti ve çok o yaz kolay. Yine önümüzdeki kış ne yapacağım, para yok, hiç yok, ne yapacağım duygusu hala. Ama öldüğünü bilmek iyi bir şey. Başka iş ararsın en azından. Ben mesela... İşte ya başka işte... Öldürmüyorlar beni, hacca falan yolluyorlar. Ama başka işi mesela ilk iki ay yoktu piyasada. Senaryo belli değil, o değil. Yine aynı şirket bana başka bir iş verdi Allah'tan. Yani ondan vefa, sonra bu travma Allah. Oluştu. Sonra da bunun şakasını yaptık. Menajerimi arayın diye... İzledim. Orada da onun şakasını yaptık işte. Rahatladın mı?
Sen izledin diye mi? Hayır. İzlemene benle ilgili bir şey yani. Bunu yani. Rahatladım. Ya Google'a bakmak dışında bir şey yapmam. Google'da abi. Baktım hani doğum tarihine doğru. Abi dizi izliyor mu? İzliyor musun sen? Dizilerde oynamasını izler misin? Dizi kültürüm hiç yoktu. Son 3-5 yıldır gelişti. Ha, beni suçladığın için sordum. Mesela benim ürettiğim yani işlerle ne kadar ilgilisin mesela? Ben yabancı dizi de izlemiyordum. Tamam. Öyle bir kültürüm yoktu. Okey. Cool'luktan değil ama tembellikten bence. Ben de öyle bir yeni başladım yoktu. Sonra izleyince yabancı ya da yerli diziyi anladım ki seyirci bizi nereden görüyor, nasıl bir iletişim geliştiriyor, nasıl bir bakış açısıyla bakıyor. Çünkü o dünyada olmak istiyorum ben mesela izlediğim. Evet. O ölmesin. Ya saçma olur senaryo gereği ölürse ölmezse ama ölmesinciliği anlamaya başladım ben. Tamam. Dizi izleyince anladım. Okay. Yani takip etmiyorsun anladığım kadarıyla arkadaşların işlerini. Yani ilk bölümde ne bakıyorsun? Bambaşka bir soruya bambaşka bir cevap vermenden tahmin ettim bunu. Hayır ya. Soruyu çok net soramadığın için. Yıllardır konuşmayayım. Niye şu anda birbirimize böyle bir açmadım? Öpeceğim galiba. Ben seni en son ne zaman gördüm? Kürklü Merkür'de falan herhalde. Yani kanlı canlı olarak. Ben senin şey hikayelerini biliyorum, anlatabilir miyim bilmiyorum da. Her şeyi anlatabilirsin. Ben sen ayrıldıktan sonra Elveda Rumeli'ye de gidip bitirdim mesela. Aa sen orada oynadın. 10 yılın sonu şu. Sizin döneminizde de set kötü müydü? 2 yıldır efsaneydi. Ben gidiyorum artık yani tutacak işine gidiyorum dedim. 6 bölümde bitti dizi. Ondan sonra ezel oldu. O dönem senin komik hikayelerini, ailenle ilgili komik mizahi, ha, evet. Havuz hikayesi mesela. Oha, onları biliyorsun? Duyarak büyüdük biz. Çok komik, onu anlatmak ister misin? Havuz hikayesini... Nereden biliyorsun havuz hikayesini? Tolga anlatmıştı galiba. Tolga kim ya? Tolga... Ha şey... Yakışıklı bir çocuk var. Sayışma. Evet. O devam etmiş miydi diziye? Etmiş. Üçüncü sezon. Evet. O 6 bölümün parasını da aldım. Alabildiniz mi? Çok uzun sürdü. Sen ama provokatif. Oğlum inanılmaz. Peki bütün bunların üstüne şunu soracağım. Radyo programı... Tam bir yıl sonra aldık. Jump Cut değil demek ki sizin radyo programınız. Sen de güzel sıçrayabiliyorsun anladın. Ben evet. Kadın zekası zıplamalı olurmuş normalde. Öyle mi? Onlar bizden daha zekiler diye. Bana da biraz feminen derler genellikle zaten. Bugün evden çıkarken pembe bavulum vardı. Pembe bavul kullanmak suç mudur hocam? Değil ya. Kırmızı erkek tişörtle olarak geldim ben. Teşekkür ederim. Karım dedi yani bu biraz fazla feminen bir bavul değil mi dedi. Öyle benim ama. Değil ki dedim. Biliyorum benim o yüzden soruyorum dedi. O bence feminist bir eleştiri değil. Bavulumu ne biraz almıyorsun? Biraz mülkiyetçi bir eleştiri. Kendi bavuluna git demek istemiş. Çok mantıklı. Ne konuşuyorduk? Zıplıyor zekamız diye. Yok bir örnek. Yok. Havuz hikayesi. Havuz hikayesini anlatacak mısın gerçekten? Havuz hikayesi şu, benim annemin gereksiz bir sevgi dolu yaşam tarzından kaynaklanan. Ama bunu kısaca geçiştireceğim bir hikaye değil mi? Öyle mi? Sonra Caner konuşuyor, karşına Rıza, koskoca Rıza Koca onu almışsın. Caner konuşuyor, bomboş konuşuyor. Dünyanın en komik adamı ve hikayeleri var. Onları niye saklıyorsun? Yönetmen oldun diye mi acaba kendi mizahi yanını törpülüyorsun? Asla saklamıyorum ya. Sadece karşım burada bir konuk var ya. Burada önemli var Rıza Koca. Yemin ederim bak. Hayatımda duyduğum anekdotları, ben balık burcuyum. Balık hafızalıyımdır. Her şeyi unuturum. Hep bu, mesela anlatın, prim yaptığım, unutmamaya çabaladığım bir hikaye. Üç hikayeden biridir yani. Allah Allah. Çok acayipmiş. Kısaca şu. Annem ve babam bir sitede oturuyorlar Mudanya'da. Havuzları var. Balkon havuza bakıyor. Ve yıllardır orada. 10 yıldır falan oradalar. Sonra bir komşu taşınıyor oraya, balkonunu falan kapatıyor yani ama böyle brandalarla falan görülmek istemeyen bir komşuları. Annemle babamla bir akşam diyorlar ki akşam havuza girelim. Tamam falan, mayolar giyiliyor, aşağı iniliyor falan. Duş alırsın ya önce, ikisi de duş alıyor, sonra annem havuza atlıyor. Ve böyle havuzun ortasına doğru suyun içinden yüzerek kafasını çıkarıyor ve babamın göbeğine bah yapıyor. Ve bir adam, ne oluyor hanımefendi falan diye deliriyor. Adam babam değilmiş. Babamın gözünden dinlediğimizde de diyor ki annen geldi, duştan çıktı, havuza atladı. Ortada yüzen adama doğru ilerledi, göbeğini elledi. Abi adam cinnet geçirip bir hafta sonra... Kalp krizi geçirmedi mi adam? Orası artık mizahın şeyi mi? Şu, mizahın şu noktası, finali şu. Adam balyozla havuzun merdivenlerini parçaladı bir hafta sonra. Neden? Çünkü adam geceleri sadece havuza giriyormuş. Yani öyle görünmek isteyen bir aile değil. Görmek bile istemiyor. Ve annem gidip o adamın göbeğini elleyerek şaka yapmak istiyor. Ve benim için en komik olanı babanın bunu dışarıda anneyi izliyor olması. Babamın gözünden dinliyor. Bizim adam suya girdi, yüzüyor. Evet. Ve bir adamı elliyor.
Yani adam sonra balyozla sitenin merdivenleri parçaladı. Adam da tuhaf bir adammış ama. Babam da yöneticiydi bir yandan. Onlar oradan kovuldular. Babamın etkisi var mı bilmiyorum. Olaylar karıştı diyelim yani kısacası. Bak böyle bir yanım var. Neden yani hep bir ciddiyet peşindesin? Nerede ciddiyet peşindeyim lan? Abi hiç loş sohbet, hep bir karartma falan. Sen daha böyle aydınlık, parlak, mizahi bir çocuksun bence. Teşekkür ederim Rıza abi. Bu büyüğüm senden bu arada. Sen kaçtıydın ya? 86. Düşündüm ya. Kardeşim mi yaşsın? 9. Şöyle yapsam. Kardeşim mi yaşsın? Ben 79. Kardeşimle yaşsın mı dedin? Hmm. Öyle mi denir? Kız kardeşimle aynı yaştasın. İzmirlilerin diksiyonu kötü. Kız kardeşimle İstanbul konservatuvarından mezun değiliz. Kukuriç yemeye gidelim mi? Ya gerçekten. Bu program iyi mi oluyor kötü mü oluyor bilmiyorum ben ha. Bence ilginç. Gülüyor gibi çok ama. Güzel oluyor. İyi tamam. Radyo programı niye bitti? Yapalım Sarp mı? Geldi bana. Sarp beni biraz geriyor. Konuk oldu. O kadar gazlandı ki. Var mı vaktin? Şu anda mı? Hayır buradan sonra değil yani Sarp yerine seninle bir şey denesin. Öyle bir vakit. İzmir'de devam edeceksen rahat edersin. İzmir'de olabilir. Tamam. Ya Sarp geldi gazladı. Çok iyi başladık dedi. Dün izlenmelere baktım. İzlenmeler de iyi. Belli ki hani sıkılıp bırakmamışsınız. Ben telefonla açmışım efendim. Beni yakalamak zormuş efendim. Sarp falan. Sarp buradan iddia ediyor. Ama şu an kendi film çektiği için çekemiyoruz. Ha anladım. Aranızda bir sürtüşme var diyebilir miyiz kısaca? Programın konsepti sürtüşme. Biliyorum. Ya biz bir O Ne Diyor programına gittik. Evet gördüm. Orada kim sonra, daha? O böyle ya. Güzel izlendi. 1 milyon kişi izledi ve komik oldu. Ve dürüst samimi neyse ki olduk. Şimdi onun üzerine gibi. Mi gelişti o format? Yani biz zaten Sarp'la bir şey yapar mıyız diyorduk. Sonra Kaybedenler Kulübü'nün ikinci filminde biz partnerdik. Evet. Orada da yani Sarp ciddi, agresif bir şey. Ben de rahatlığımla onu gelen bir şeydim. Günlük hayatımızda da biraz ters ama birbirini seven iki kişiyiz. Ya ben senin Makedonya'ya gittiğini bilmiyordum ya. Ya sorma, senin hikayelerin çok güzel bir ülke değil mi? Çok. Ben çok 6 hafta kalınca çok güzel evet. Evet. 77 haftayı tavsiye ederim. Ama yani çok güzeldi. Sen de çok iyiydin bence. Teşekkür ederim. Çünkü çok şimdi ben de mesela böyle bazen uçlarda karakterler oynuyorum. O zor bir şey. Bazen mi? Hem inandırmak ona hem de böyle o çizgiyi aşmadan o sınırda gitmek zor bir şey. Seninki de benimkilerden bile daha sınırda bir şeye seyirciyi ikna eden bir şeydi. Sen şu anda aşırı sinemacı yönetmen olduğun için kendini eleştiriyor olabilirsin ama. Allah Allah. Bence başarılı sen bir şeydi. Sen niye bende olup geldin? Hayır ya. Hayır. Dışarıdan izlenimim bu. Söyle. Bu kimse yani hiçbir paylaş bakalım. Canerli üçüncü oturuşumuz falan ama böyle tanıyor gibi sevdiğim biri benim. Ondan teşekkür böyle rahat davranıyorum valla. Ben de yani saldım gidiyorum zaten. Ondan İzmir'e geldim programına. Harbiden İzmir'e geldi ya. Çok iyi insanlar var lan. Balık burcuyum oğlum ben. Yani iyi bir şey mi? İyi insanlar olurlar. İnanıyorsun o zaman astrolojiye. Sen de bunun mizahımız var. Yok, balık burcuna inanıyorum. Ben burada astrolojiden bahsettim bir iki kere Serkan Keskin programından. Bizim programda çok yapıyoruz. Benim öyle balık mi? Şakalarım ağzın olduğu için. Ağzını sıçmıyorlar Sarp'la. Mı? Yok, çok seviyorlar. Benim niye sıçıyorlar? Ne mesela? Serkan Keskin'e bahsettik. Bir astrologla ben bir çalışma yapıp ondan bir hafta sonra YouTube kanalını açmaya karar verdik. Çünkü bana böyle bir çok sağlam tavsiyelerde bulundu. Ama tavsiye yani ben depresyondaydım kısaca anlatmam gerekirse. Oyunculuğu bıraktım ne bakacağım bilmem ne. Bu insanlar beni gazlıyordu kanal açan falan. Ben komple bıraktın mı? Yani şu anda öyle gözüküyor ama bir gün bilmiyorum. O bana dedi ki yani ben işte oyunculuktan çok sıkıldım falan. Hayır sen sıkılmadın. Oyunculuk değil sıkıldığın şey. Sen başkasının cümlelerini kurmaktan sıkıldın. Bir platform yaratman lazım. Konuşacağın bir platform. Senin konuşman gerekiyor falan. Ondan konukları konuşturuyorsun. İnanılmaz gazı geldim. Astrolog yaprak senin yüzünden konuklarımız konuşamıyor. Bunu anlattım. Vay sen bilimin olduğu bir dönemde astrologtan baba git. O zaman astroloji bir bilim ama yani. Astroloji bilim bence de. Astronomi bir bilim. Gastronomi de başka bir bilim. Süş yer misin? Süş ve kukuriç. Oğlum bak İzmirlerden linç yersin. Sen bizim konuşmamızı ya özür dilerim. Ben sadece kelimenin gerçeğin kokoreç olduğunu zannediyordum. Söğüşe de süş mü diyoruz? Ya her biraz yuvarlak harfi... Biraz kolay memlekete kolayına gittim. Ben bunu mesela oyunculukta bile öyle kuralcı değilimdir. Hadi biraz oyunculuktan bahsedelim. Yok ya. Nesindir oyunculukta mesela? Ne? Nedir, nesindir? Öyle ben değilimdir mi? Dedim ya. Nasıl bir oyuncuyumdur dersin? Ben mi ya? Zaafıyla, iyisiyle. Şunda iyiyim, bunda kötüyüm. Nasıl format? Samimiyim. Tamam. Ama kendi samimiyetimin ne kadar başarılı bilmiyorum. Bir yani, rolde nasıl samimi olabiliyorsun? Bir rolde şöyle samimi oluyorum. O role ne kadar ben bir şey katabiliyorsam, o ne olursa olsun.
o benden onun istediği 10'sa ben 5 verebiliyorsam 5 veriyorum. Dolayısıyla 7'ye çıkıp da zorlamamak mı yani? Hiç zorlamıyorum. O an o günle bile ilgili. Durum oynuyorum ben. Çok karakter peşinde gezmiyorum aslında, biliyor musun? Gözlem süreci var mı yok mu? Gözlem bu önemli bir soru. Gözlem süreci otomatik oyuncular bir şey şeyi seviyor ya bir yaştan bir yerden sonra. Ha, şu da var. Tokatlı bir karakter oynayacaktım. Tokat'a bir bilet aldım. Benim böyle şeyleri yok ama bazen korktuğum alanlar yapabilene hayranlıkla. Şeyde yapmadın mı Rumeli'de? Ha, yaptım ama orada mesela çok güzel bir sistem vardı. Zekir abiyle yazıyordu çalışma. Zekir abi. Biz onu ezberleyip söyleyince oluyordu. Evet. Dolayısıyla matematik ve teknik bir şey oldu. Ya ikna olsam yapabildiğimi gördüm. Benim için mesela o işin artı. Benim için de kesin. Asla yapamayacağını düşünüyorum. Ben de yani. Ne yapıyorsun? Yani hele onu hiç yapamıyorum. Karadeniz çok zor. Karadeniz bayağı. Bartu'nun çünkü... Karadeniz çivesi çok iyi mesela. Nasıl mesela? Korkunç. Mücbir sebeplerle ya oy yapıyorum falan diye. Bana kendi şiveni yap deseler yapamam. Yani şive dendiğinde hem böyle onu basit bulmak mı bize oturmuş bir şey ya da başka bir şey. Bir de teknik bir şey. Becerim değil. Benim kulağım da zayıftır. Şarkı söyle dediğinde de gerilirim. Ben de dolayısıyla çok. Dolayısıyla ve o yapabilenlere gerçekten dalga geçmiyorum. Doğru buluyorum. Bir de onu doğru bir şeyin içinde yapıldığında animasyon değilse yapılan şey. Hani evet. Gerçek bir hikaye içinde bir de onu yapıyorsa gerçek bir adamı o şiveriyle oynuyor ve animatörlük şakasını yapmıyor onun. Anladım. Dışa vurmuyorsa o mesela çok üstün bir şey. O zaman şey kafası olan oyunculardan değilsin. Bir oyuncu her rolü oynayabilmeli falan. Hiç, benim herhangi böyle oyunculukla ilgili kafalarım yok ya. Hayatla ilgili var mı? Yok. Değil mi? Benim de yok. Tek bir şeyim var hayatla ilgili, işini iyi yapmak. Eskiden daha büyük şeyler, ideolojiler falanlar peşinde koşup ya da düşünüp kendimi öyle ifade etmeye çabaladığım küçüklük yaşlarında oldu. Hı hı. Şimdi mesela yine o, onlar yine kutsal şeyler olabilir ama ben kendimi o kutsallıkta görecek bir yerde ve emekte değilim. Değişti mi bu? O yani. Yüzden de kendimi sadece şeyle ifade dünyaya bakış olarak nedir tek ilkem var. Hı. İşini iyi yapmak ve herkes bunu iyi yaparsa dünya o zaman güzel olur'a inanabiliyorum diye düşünüyorum. Ya aslında burada da o samimiyetten bakıp işe de o samimiyetten gitmeye çalışıyorum. İyiden kastın disiplin mi yoksa iyi bir oyuncu olmak mı mesela? Oyuncuysan iyi bir oyuncu olmak zorunda mısın? İyi yapmaya çalışıyorum. Yani onun iyiliği çok görece bir şey olduğu için mi diyorsun? Yo, bu şeyi sevmiyorum. Hani herkesten işini mükemmel yapması beklemek. Bu normal bir sektörde yok da sanatla ilgili çok var. Benim de yani, kötü oynadığım kesin vardır. Ve iyi oynadığım şeyler var ama. Denemeden bunu bilemezsin. Hatta ben çünkü. Şunu bile hani şikayetçi değilim ama bana iyi oyuncu kisvesi vuruldu mesela. Aslında o da bir problem demeye çalışıyorum. Ne o? Böyle arka arkaya aslında iyi projelerde oynadım, beğenildi. Evet, çok tehlikeli. Evet, işte evet. Ama dışarıda bunun tehlikesinin oluşuyor. Farkına vardığım için kendimden mutlu olduğum yer burası. Ha, tamam. O yarattığım şeyle mutlu değilim. Bunun peki o nereye götürüyor seni? İyi şimdi işlere devam mı? O iyi oyuncu şeyi... ben mesela bütün bunların oynayışınla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Onun küçük bir yüzü olduğunu düşünüyorum. Bir sürü şeyin bileşeni ve dolayısıyla doğru takımını seçmek ve en önemlisi doğru tercihlerde bulunduğun için olduğunu düşünüyorum. Bence de. Kötü bir dizide istediğin kadar iyi oyna takdir edilmiyorsun zaten. Ya da sana yakışan, ya da iyi bir dizide başka bir şey oyna yine takdir edilebiliyorsun ama mesela bu damga vurulacak kadar bir altı çizilecek bir şey onları da şansım da yarar gitti. Doğru şeyi de tercih ettim falan ve bu oldu. Ama dolayısıyla ona kapılıp gitmek çok tehlikeli. Kendi içinde çok. Zaten onu inanırsan daha tehlikeli, inanmayıp ona kapılıyormuş gibi görünürsen başka bir tehlike. Ama her taraf tehlikeli abi. Yani... Berbat, oradan mı bıraktın sen oyunculuğu? Beni çok bastı, gerçekten çok bastı yani. Çünkü çok ciddi, yani çok ciddi değil. O zaman sen çok öyle ciddi alıyordum ben abi. İşte ciddi almak değil de. Ben ama sayfalarca ezber, Zekir abiyle çalış, her cümleyi yap mesela Elveda Rumeli'de yani ciddi sorumlulukla giriyordum ve kötü olduğu zaman çok üzülüyordum falan, ekranda bakıp böyle kahroluyordum. Yani oyuncular çok anlam yüklemişim ama mesela şu anda yönetmenlik olarak da kötü filmlerde çekiyorum, bazen iyi filmlerde çekiyorum bence. Ama şunu savunmaya çalışıyorum, sırf kendi kariyerim üzerinden değil. Herkesin her dakika mükemmel bir şey yapmasını beklemek. Yani bir yerlerde her sıçacak şey ki yeni bir yerini bulacak. Hani gerçekten iyi olduğu bir konuyu evet. Bulacak. Yani mükemmel iş yapmak. Şimdi ama biz bu işlerde bir de o kadar yaralayıcı işimizi. Bir şey ki o. Çok yaralayıcı yani. Ben kendi neyinle yaralanıyorsun? Kötü yaptım demek bile birinin demesine gerek de yok. Evet. Ama sen zaten onu diyorsun. O çok yaralayıcı yani. Ve onunla yaşamak tabii.
Ya herkes sana çok iyi derken bile onu diyorum ben. Demin söylediğim şey de buydu. Hani herkes onu dese bile zaten ben içeriden kendimi doğruyu da... Kimse benden daha iyi bilemez ya. Ama yorumları falan okumaya başladığında sen de halkın gözünden kendine bakmaya başlıyorsun bir hatalı bir şey olarak bence. Yani demin söyledim o hataya düşmediğimi söylüyorum ama. Düşmedin mi? Hayır ama şunu da yaptım. Onu doğru kullanmak diye de bir şey var. Bunu mesela bizden daha küçük oyunculara da tavsiye edebilirim. Kendine faydalı olacak olumlu şeyi almalısın da. Çünkü bazı zırhlara ihtiyacın var. Çünkü çok küçüksün. Açık yara gibi dolaşıyorsun. Evet, ve herkes parmağını sokabiliyor. Çünkü, ve bu o yaralanmalardan sonra bir çocuğun daha iyi yapma şansı yok 20'li yaşlarda bir oyuncunun. Travmatik çünkü. Dolayısıyla sana iyi verilen onu yapıyorum mesela. İyi söylenenini alıyorum ama akıl çerçevesinde. Tamam. Ama kendim ve diğer kendi eleştirimi de kendi içeride istemesem de yapıyorum. Keşke yapmasam. Daha mutlu insan olurdum. Mümkün değil. Mutsuz değilim. Yani. Şu anda o artılarım şeylerin daha da arttı. Tabii ki o zırhlar fayda gördü. Kendini korudukça daha... İşte korumak, kendi içinde korumak mı? Bir şey, anlattığın şeylerle imajını korumak mı? Mesela şöyle bir şeyden bahsediyorum. Fatih Hiç imajla ilgili bir şeyden bahsetmiyorum. Tam daha içerik bir yerden bahsediyorum aslında ben. Anladım. Anladığımı onu anlamaya biliyorum. Çalışıyorum. Hmm. Ya Fatih Akın mesela kısa bir acısızı yaptı. Evet. Üstüne şey... Temmuz'da. Duvara karşı Temmuz'da. Önce Temmuz'da. Temmuz'da duvara karşı inanılmaz bir filmografi. Soul Kitchen'ı yaptı. Bence çok iyi bir film. Bence ve Cannes'da şey aldı. Jüri özel ödülü aldı ve çıkıp şey dedi mesela. Yani bunu ben çekmemiş olsaydım bu festivale bile seçilmezdi bu film. Çok teşekkür ederim. Hani benim filmografime böyle bir saygıda bulunuyorsunuz. Ödül biraz fazla gibi. Mesela bu bilinçte bana kalırsa Soul Kitchen çok iyi bir film. Çok çok iyi bir film ve ödül alması gerekiyor. Ama Fatih Akın kendini büyük ihtimalle halkın gözünden bakıp 3 tane çok iyi film yaptı. Bunda sıçtı, bunda sıçtıları okuyup ya da duyup belki kendini o da kendini eleştirmiş olabilir. Ama mesela zor bir çizgi bu dediğimiz yani. Çizgide baktığını ben de dışarıdan okuyunca Fatih Akın'ı mesela o da bunu koruyup doğru tercihte doğru işler yapıyor. Ben de mesela başka işler yapıp risk alıp daha çok para, daha çok şöyle daha büyük rol oynayabilirdim. Ama bunu tutturmaya çalışıyorum. Bu bana iyi geliyor. O da mesela Hollywood'u çok kez reddettiğini biliyoruz, okuyoruz. Bilmem ne. O da mesela şunu biliyor. Kendi hazır değilim diyor. Ve kendi hikayesinden ayrılmıyor. Güzel kariyerleriniz var Fatih Akın'la bence. Hadi lan. Gerçekten. Keşke olsa. Şuradan. Fatih Akın'ın kendi yazdığı kitabı okuyunca şunu diyor. Yani ben o kadar fanatik bir çevrede büyüdüm ki. Yani ya çeteci olup bıçaklanacaktım. Benim var öyle. İşte ondan bahsediyorum. Oo, incelemişsin beni. Ya hocam o kadar boş değiliz biz. Baktık herhalde ya. Yani. Evet. Ama öyle konular var ki senin hayatın. Hani girsem ben bilinçleneceğim, Rıza'm bilinçlenecek. Bir dahaki programı Tepecik'te yapalım istersen. Olur. Daha rahat ederim biliyorsun. Kesin ederim. Ben sen çok edersin. Rahat edemeyebilirim. Söğüş yersin. Hayır, o dünyayı merak ediyorum. Mesela benim daha steril bir dünyam var. Yani havuz. Tokat. Havuz, tokat. Hani işte asker başlayan, askerliği bırakıp özel sektöre atılan, batan, çıkan ama yine de yani bir şekilde daha güvenli semtlerde yaşadığım, güvenli bir hayat yaşadığım. Ama senin... Ben de öyle. Ama baban amigo. Bana yani, göre güvenli tabii ki. Sana göre güvenli. Ben girsem götürümü keserler orada yani. Yok, kesmezler. Kestiririm kendine ben bir şekilde. Bir şey söylerim yani, kestirecek. Ya havuza yüzen birine, havuz yok bizim orada yani. Genetik değilse... Ya genetik bir şuursuzluk var bizde. Ya estağfurullah. Var var. Bu nasıl bir yol yani? Bu mesela dışarıdan bakınca ben... başarı hikayesi falan. Senin için ikisi beraber sürüyor mu yoksa bu bir hayat değişikliği mi? Değişiklik asla değil. Onu bu zeka ile ilgili. Demin de söylediğim şey benim eğer başarılıysam tırnak içinde. Bu aklımla ve tercihlerimle ilgili öncelikle. Sonra varsa yeteneğimle ilgili kısmı vardır. Varsayı geç artık yani. Var belli ki. Vallahi değil. Böyle mütevazılıktan söylemiyorum ya. Tamam. Vallahi bak çok apaçık koyuyorum. Cevap veriyorum. Teşekkür ederim ama sonuçta bu bir yelpaze. Evet. Benim yaşamda saydığın şeyler işte futbol fanatizmi, doğduğum kenar mahalle, işine geldiğim yer. Bütün bu yelpazenin içinde aklını yitirip bunu yönetemeyebilirsin. Kesinlikle. Farkına varmayıp bunu bu sanabilirsin ya da burada kalabilirsin ya da burada kalabilirsin. Benim eğer bir bununla ilgili sorduğun sorunun cevabı, ben bu yelpazemin dışına çıkıp farkına varabildiğimi düşünüyorum. Dışına çıkıp? Evet. Bu da var bende, bu da var bende. Bu ne zaman ama oldu? Ama ben bunu şu andaki tiyatro eğitimi almış, dünyaya buradan bakan Rıza olarak yorumlamalıyım. Futbolu da, o mahalleyi de, şiddeti de. Dolayısıyla bütün bu yelpazeyi olumlu
bir yerden mesleki anlamda, oyunculuk anlamında hani kullanılabilir bir hal neyse onu fark edeyim. Yoksa onun içinde kalıp o feodal tonda alıp bir şeyi onlar oynamak yapmadım hiçbir zaman. Yok anladım. Peki şu oldu mu yani? Yani yelpazenin farkına varmazsan o seni böyle sarıp mahvedebilir gibi. Hayır, yelpazenin farkına vardıktan sonra yaşayacağın bir yabancılaşma ihtimali var. Yani bu senin şöyle bir şeyin de olabilir. Nereden geldiğimi unutmadığım bir tavır ve insan üstüne yapışıyor ya. Yok yani, bu daha yüzeysel bir anlatımı olur tabii. Konuşumuz şey orası değil ama. Okey. Yani dışarıdan baktığında şu anda ikisini de sürdürülebilir yaşamda. Ama geldiğin yere de mesela geldiğim yere de dışarıdan bakıldığında böyle karton görünüyor. Mesela karton asla hayır, onu söylemek istemedim. Yanlış anlamak istemedim. Ama orası da çok derin felsefeleri olan. Kesinlikle çok öyle. Derin bir zekayla büyüdü. Çok ciddi bir mizah vardı. Eminim. Çok derin bir zekalar vardı. Kaçıncı dakikadayız biz? Hiç kestiremedim. 35. Güzel. Tam 35 Göztepe. Neler olacak? Şöyle bir Çukur'da Necip'in yani, Çukur'u gerçekten hiç izlemedim. Dizisini eleştirdin. İzlemediğin diziyi. Ben eleştirmedim. Necip coştu. Necip YouTube'dayım biraz marjinal olayım diye. Necip coştu. Necip'e yolladığım videoyu. Her şey okey misin? Abicim. İzlememiş. Çok güzel. O sırada mangalda kebap yediyordu. Lahmacun yiyordu biliyorsun. Ne oldu? Kötü mü oldu sence? Yok. Kötü olmadı. Yok. İnsan kendi işini... Kovmuşlar mesela. Kendi işini gömmemeli mi bir insan? Kendi işini gömmeli ama orada olduğun, neden olduğun değerleri de... Ha, YouTube'dayım, YouTuber'lara yaranayım eleştirisi yapmamalısın yani. Anladın mı? Mükemmel. Necip'i severim ya. Ben de çok severim. Çocuk gibi bir çok insan. Çok kötü şakalar var. Necip'le ilgili şunu anlatayım. Sette kötü şaka yapıyor. Ya nasıl kötü şaka diyeyim? Yetkin dikinciler tarzı. Bira diyorsun, bir A falan gibi çok kötü. Yetkin artık tarzı. Ceza geçtik. Karavanda köşesi var, köşene geç, ayağını kaldır falan deyip sırtını dön, bize bakma falan gibi 5 dakika öyle tutuyoruz falan. Öyle eğitmeye çalışıyoruz ama devam ediyor. Çok kötü şaka yapıyor. Allah Allah, o kadar rastlamadım herhalde. Ya bizim çok eğlenceli bir setimiz var. Hep bizim jenerasyon işte. Abi sizin set Erkan, sen, Öner. Hani böyle tam şurada takılalım diyeceğim bir tayfa. Ya okula kantine gider gibi gidiyorsun. Bayağı öyle. İşe gidiyor, şeyin hiç olmuyor. Kadın oynuyor mu hiç dizide? Oynuyor. Bir tanesi kız arkadaşım. Bilinen bir şey mi bu? Evet, evet. Bir de Perihan abla var. Perihan Savaş var. Ya var bir sürü arkadaşımız. Boncuk var. Ha, Boncuk İrem var, Zeynep vardı. Hepsi çok var. Özür dilerim. Seni bundan sorumlu tutmak istemezdim ya, zaten. Ya feministim dedim ve beni... Aslında kadın dizisidir. Ya onlar da biz de farkındayız hikayenin nerede olduğunu. Onlar da o hikayede nerede durduğunu biliyorlar ama çok eşit dağılmıyor. Evet, biraz erkek ağırlıklı dizi. Evet ama yani her dizide bu eşitliği yani. Sağlayamayız. Gidiyorsun her gün bu demin bahsettiğim pis herifleri görüyorsun. Hiç iyi bir şey değil ya. Daha estetik bir ortama girmeyi ben istemiyorum. O karavanı falan düşünemiyorum yani çok. Yani, bir de çamurun içindeyiz. Ben de istemez miyim yalılarda malılarda? Abi yalı çok kötü. Ben yalıda çok çalıştım. Kışın inanılmaz soğuk. Gerçekten asla ısınmıyor. Bütün yalılar abi. Yalıda yaşayan insanlar zenginliği çok yanlış anlamış insanlar yani. Ama yalısını diziye kiraya verdikleri için odur. Gerçekten yalıda yaşıyorsa ve kiraya verecek ihtiyacı abi yoksa, altında Marmara Denizi var ya. Olabilir. Gerçekten. Ne konuşuyoruz abi biz Karşıyaka'da buluşup. Kadıköy'de oturup bunların makarasını yapabilirdik ya. Ya kaydetmek sen zorundayız. Sen beni nereden futboldan bu vuramadın? Bunları benim mesleğim ya. Sınırsal olarak mı vurdurmaya çalışıyorsun sen? Ne istiyorsun benden ya? Ya asla hiçbir şey peşine değilim. Valla ben yalıları seviyorum. En çok güzel yalıyı seviyorum. Göztepe kulübü güzel yalıdır biliyorsun. Kesinlikle öyledir. Tiyatroyu özledin mi karandemi sürecinde? Ne sürecinde? Karandemi. Benden önce bira mı içtin? Oğlum yok hiçbir şey içmedim. Ha. Senin bence avantajın pandemi sürecinde oyun devam edebilirsin. Tek kişilik bir oyun çünkü. O eski oyunum. Şebnem Bozoklu senin filminde oynattığın starınla yaptığımız yeni bir oyun var. Melisa Doğu, Şebnem Bozoklu'dan. Aşk Geçmişim. Aşk Geçmişim. Çok iyi diyorlar ona. Yani komedi. Gel bir bak eski komedyen olarak. Namık. Ama ben böyle şaka yapmayı sevmiyorum. Seni aşağılamak için söylemiyorum. İyi yaptığını anlatmıştım. Ben durum komikse, sözü söylediğimde durumu iyi kurduysak komikse yapabiliyorum. Bu oyunda biraz öyle. High komedi yani. John Lilly'lerden falan gelen İngiliz yüksek komedisi. İskoç oyunu.
Tamam. Yok, oyun böyle tatlı ilişkileri falan anlatıyor. Melisa ve Şebnem de müthiş böyle ilk arkadaşım olduğu için, Şebnem sınıf arkadaşım. Biliyorum. Sizin sınıfı burada konuştuk zaten abi, o sınıf nedir yani? Güzel sınıf, evet. Ayıp yani. Yok be, ayıp derken. Yani ayıp. Yanlış bir şey mi yaptık onu? Estağfurullah. Ya şey, abi sınıf, dönem konservatuarda sınıftır abi. Öner, bence. Bir, mesela ben Önerlerle de okudum. Şebnem, ben Öner birlikte okuduk ama asıl okula girdiğim sınıfta Şebnem, Engin Altan, Senan Kara, Esin Doğan falan böyle öyle bir kalabalıktı. Büyük bir şans değil mi? Gerçekten kötü sınıfla yani, konservatuar okumak. Sizin döneminiz de öyle. İstanbul Üniversitesi'nden bir sürü Sadece. YouTuber çıktı. Sosyal medyaya çok ekmek çıkardınız. Bartu. Bartu var. Melikşah, sen Bartu sınıf arkadaşı değil misin? Melikşah okulsuz maalesef. Aa, cahil. Neyse, alaylı YouTuber. Alaylı YouTuber. O böyle işi daha ustalarından öğrendi. Enes Batur, Orkun Işıtmak falan. Ben okulun, ben okulumda Bartu'yla beraber okudum. Yani böyle program böyle. Programın artık bir dibine geldik gibi. Songül Karlı'ya geldik gibi artık YouTube'da. Bilir misin? Dibin neyi? YouTube'un dibi. Hani videoları izlediğinizde hiçbir şey kalmadı. Artık önerilerde sadece Songül Karlı'nın geldiği bir nokta vardır. Şimdi bir isimle ilgili bir şey olduğu için kötü bir şaka alanına girmek istedim. Asla kötü değil ya. Sanatçı. Ben türkü severim bu arada. Mesela en son heyecanlandığım olayı söyleyeyim. Söyle. Arabada kız arkadaşımla yazın seyahat ediyoruz. Devamlı işte türkü dinliyorum. Bir baktım Twitter'da Erdal Erzincan'ı takip ettim, ediyordum. Erdal Erzincan beni takip etti diye heyecanlanan biriyim, öyle türkü seven biriyim ben. Erdal Erzincan'a da ikinci kez bu programda geçiyor. Onur Buldu bölümünde de konuk olarak bana önerilmişti Erdal Erzincan. Bu bir işaret. Bir... Bence keyifli olabilir. Yani ne sorabilirim abi Erdal Ya bana da hiçbir şey soramadın zaten Caner yani. Oğlum bu programın formatı. Ama benden daha derin ve daha detaylı bir hayat bilgisi dinleyebilirsin. Çok mantıklı. Bunu hiç formata alacağım. Yönelik bir şey yaptığımızı da zannetmiyorum. Format yok ki zaten ortada. İşte sen oradan kafanda da bu programı bir yere koymuşsun. Loş. Yani. Loş. Sıkıcı konular konuşuluyor. Caner eski komedyen, yeni YouTuber. Ön yargılarınla beraber... Sen biraz ki... sen biraz alındın mı? Ne oldu o kul çocuğa? Ön yargı bavulunla gelmişsin buraya. Oğlum İstanbul'dan. Ya. Ben seni çok seviyorum. Ben sizinle ilk tanıştığımda bunu böyle bitirmek isterim. Kafanız, ağzınız, yüzünüz mordu. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Nerede? Sarp Apak. Biz okulu çekerken siz de yanda sizin okuldan birileri... Ha, Burak Altay'ı ziyarete gelmişsiniz. Okul filminde. Birbirinizin kafasını buz kalıplarıyla vurarak eğlenme gibi bir eğlence ben anlayışınız vardı o dönem. Sen bir yerden eleştirmek istedin ama... o Sarp'ların ekip galiba. Hayır, hepiniz ya. Ben onların üst sınıfıyım Sarp'ların. 4-5 üst. Daha, daha olgundun yani. Yo ama buz kalıbıyla en azından bana vurmaya cesaret edememişlerdi. Hatırlamıyorum bu morluğu da. O da ya şu vardı. 20'li yaşlarda bir testosteron fazlası oluyor ya. Hem o var hem Jackass gazı var filan. Fight Club gazıydı Fight daha. Club çok gazı o patlamıştı. Böyle o enerjiyi kimse bize bakmıyor muydu neydi bilmiyorum. Birbirimize vurarak demek ki atıyor. Testosteron yılları olabilir. Bizde de aynı şey vardı. Jackass'ın Türk versiyonu filan çekmeye çok çalıştı. Komikti yani. Mizah için her şeyi yapan arkadaşlarım vardı. Burak, Sarp falan. Evet, gerçekten öyle bir ekip. Peki. Sen bizi güldürsün diye buğulanmış camı susayıp yaladığını ve cam silli olduğunu hatırlıyorum mesela. Ama bunu atarsın. Bunlar gerçekten... Yok, atmayacağım. Bunlar gerçekten geçmişte mi kaldı? Tabii canım. Valla. 41 yaşındayım. Olgunlaştı mı Sarp Apak mesela? Mümkün değil. Sarp hep 9 yaşında. Kendi de öyle tarif ediyor. Evet. Twitter'da mı bir yerde yazıyor, şaka sanıyor bunu. Ben Sarp'a mesela burada ama kadın edinmeyi düşünmüyorum gibi bir soru da en güldüğüm insan. Abi benim de öyle. Hayatım boyunca. Benim de öyle. Ben de çok gülüyorum. Herife de dedim, o Sarp, o çok güldüğüm Sarp falan. Geçen gün bana yorum yollamış WhatsApp'tan. YouTube'a geldi, bizim programın altında bir yorum. O çok bahsedilen Sarp Apak komikliği yine bu videoda da yok. Bir kişi beğenmiş kendisi, yorum yazan beğenmiş. Sarp'la kesinlikle günlük hayatta takılacaksın. Değil mi? O rahatlığı galiba. Tabii. Ya tam olarak hani mizahını adlandıramıyor. Kalbi temiz, kişiliği o rahatlıkta. Anladın mı? Çok kafasında bir şey yok. Zeka yok. Anlamında değil de dert yok diyelim. Dert yok. Dertsiz. Gerçekten dertsiz ya. Kafa boş yani. Ya. Aynen. Çok özendiğim bir şey dertsizlik. Dertsiz değil, içine atıyor da. Vallahi mi? Tabii.
atmıyor da gibi ya bir yandan. Yani harbi rahat gibi herif yani. En rahatlatıcı enerjilerden biri. Sarp böyle, evet, böyle konuşuyor. Yani futbolcu falan olması gereken bir insan. Hep şort rahatlığında yaşamak istiyor. Evet, bir Acun tadı. Kafada da şort. Bilmiyorum, Acun'u çok tanımıyorum. Ben hiç tanımıyorum. Niye kendimizi ateşe atıyoruz? Yani programlarında öyle gözüküyor. İstemez miyiz mesela TV8'de bir ikimiz mizah programı? İyi de gittik bak şu an. Bu yaratıcı olur. Katılır mısın? Katılırım. Harbi mi? Doğuş katıldı mı? Benziyorum çünkü ben. Katıldı mı? Doğuş katıldı mı? Evet. Survivor'a. Galiba katıldı. O zaman ben katılmam. Aynı kast yani. Yaşayabilir misin orada? İstesem kendimi Tarkan'a da benzetirdim. Bak, mizahi olsun diye program. Kesinlikle. Mizahi mi, realist mi? Ama içine de mi? Ha? Anladım. Anladım. Peki. Ne yapalım? Kapatalım yavaştan. Belli ki işler kızışıyor. Yapalım ama bir daha İstanbul'da da o sohbet. Güzel. Yapalım mı? Yapalım. Sevdin mi? Sen sevdin mi? Ben çok sevdim abi. Tamam. Beni çok gerdiler ya Rıza gelecek diye. Niye oğlum, böyle ben, şey oldu? Ben iyiyimdir, rahatımdır aslında. Abi bak, ama sevdiğim, sarıca kendimi rahat hissettiğim bir yer. Neresi orası? Burası senin mı? Kalbin. Senin güzel gönlün. Çok teşekkür ederim. Bak, İzmir'deki bu ayak beni gerçekten çok gerdi. Yani Ufuk Sarıca gibi çok önemli. Hoca çok mizahidir ya. Çok evet tatlı, ama çok ben yani sporla çok ilgim yok. Yani adamı böyle yani buraya geldiğinde pişman edeceğimden çok korkup Netflix'te ne basketbol belgeseli varsa artık evimde yani sporla ilgili ne varsa tüketmeye çalışıyorum. Yalan söyleme. Yemin ederim ya. Benim iki bölüm diziyi niye izlemedin madem o kadar çalışkansın? İki bölüm dizi ne? Yani benle ilgili iki bölüm bir şey YouTube'a bak. İzledim. Mesela benim bu programdan yapıyorum ya ben de Sarp Akkaya'yla. Evet. En azından bir bölümünü izleseydin. Oğlum onu bayağı izledim. Kaç bölüm? 3-4 bölüm izledim. Çok kötü lan. Hiç şey demedin oğlum, ne güzeldi falan demedin. Niye devam etmiyorsunuz dedim. Saçma sapan geçiştirdin. Yani niye çok devam güzeldi, etmiyorsun? Çok güzeldi Rıza'cığım. Niye devam etmiyorum? Çok iyi bir işti o ya. Niye gitmedi o? İnşallah yönetmen oyuncu olarak seninle çalışmak isterim. Yani ben yönetmen olduğumda senin oyunculara döndüğünü. Kesinlikle oynarım. Arkada göbek atar mısın? Radyoyu söyleyeyim mi? Çok iyi bir işti o. Niye devam etmiyor? Hayır ya. Buna ihtiyacımız mı var? Bak, böyle ilerledikçe geri gittiğimizde ikimizin bozulduğu noktalar ortaya çıkmıyor. Hiç bozulmuyor. Aşk olsun. Bak, ben seni menajerim arayı full izledim. Rıza Kocaoğlu sahneleri yazdım. Adamsın. Full izledim. Evet. Metot oyunculuğuyla dalga geçilmiş. Çok bozuldu. Kendimle dalga geçiyorum mesela. Bak. Evet. Çok iyi. Ya. Siktir. Ne diyeyim abi, ben seni oyuncu olarak çok beğeniyorum Rıza. Ya oğlum, ben böyle bir şey talep etmişim, nasıl getirdin Rıza sen böyle bir şey yani. Hayır, öyle bir oyunculuk yok. Ben seni oyuncu olarak çok beğeniyorum asıl. Neden nasıl buraya geldik biz ya? Biz az önce kavga ediyorduk. Birbirimizi niye kavga övmeye başladık? Hani böyle bir gerilim, tansiyon vardı hocam. Ben İkimiz de tiyatro aynı hocayla başladık. Veysel belki Sami yüzden Berikan. Aynen, Veysel Hoca. Benim hayatımda gerçekten çok önemli bir. Benim de. Çünkü iyi tiyatrocuların da olduğunu, yani insanların doğru düzgün bir iş olduğunu ve bunu hak etmen gerektiğini öğretti. Evet, sana çok çalışman gerektiğini. Bir. İki, bu işi çok çalışman ve zeka ile ilgili bir şey olduğunu öğrendiğimiz için. Evet. Sen de yönetmenliğe gitmen de, program yapımcılığında, oyunculuğunda da zeka ile yönelişinde, belki de benim de bahsettiğimiz o olumlu çevirinin temeli en azından Veysel Hoca tarafından atılmış olabilir. Kesinlikle öyle benim. Yani çünkü böyle tiyatronun ben biraz da artistik yanına galiba sarmıştım. Hani oyunculuk çok cool bir şey filan. Öyle bir yanılgı vardı. Sonra Veysel abiyle tanışınca ulan bu hakikaten çalışma işi yani. Belki onu bozmasa oyunculuğa devam edip 80 yaşına kadar keyif alacak. Belki. O da ayrı bir şey. Belki ama iyi ki bozmuş yani. Bence de. Çok mutluyum. Çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Kaçalım mı artık? Kaçalım. Hadi. Rıza Kocaoğlu buradaydı. Sahnede devleşen. Ama hayatta çok küçükmüş. Ama aslında küçük boyu. 1.74 aktör boyu. Bilerek 1.74'te kalktı. Ne demek abi aktör boyu ya? Aktör boyu, her sahneye uyuyor. Artık küçük sahneler var. 2 metre, bu kadar sahne var. 2 metreyi koy. Al Pacino diyor. Yalan mı? Da aktör boyu değil. Aktör boyu budur. Çok uzunlar. Ha, bir olması gereken boy budur diyorsun. Evet. Demiyorum, mizahını yapıyorum Caner. Şimdi bunu da YouTube'da dedi ki. Hayır, anladım. Ama bunu daha önce demişsin. Dedim. Peki. Kalıp şakalarım var. Bir tane daha söyle, onu bitirelim. Hayır, yani onu diyorsun anladım.
Böyle bir punchline geliyor sandım. Hayır. Balık burcusun, hep bunu konuşuyorsun. Yok 1.74'sün, ne kadar sığ sohbetin var. Ben mi yaptım bunları? Bana... Oralara atayım çünkü eğer öyle dediysen. Aşk olsun, çok tatlıydı. Çok sağ olun. Rıza Kocaoğlu. Bomonti Bira Bahçesi'ndeyiz biz bu arada, biliyor musun? Bunu ha öyle mi? Hiç belli olmuyor. Bomonti Bira Bahçesi'ndeyiz. Çok güzelmiş. Programlarımızı buradan yapıyoruz ama yapmaya devam edecek miyiz? Onlar hep bakışlara bağlı. Bu programın sonuçlarına bağlı. Tamam. Acaba bir sonraki programı şöyle dönüp seyirciyle sohbete döndürecek miyiz yani? Ya ben seyirciyle bir şey yapamıyorum ya. Tam emin olamıyorum. Onu ben hallederim. Valla ne yapacaksın? İşte sen bana bir şey diyeceksin. Seyirciden bir şey gelince ben onu göğsümde yumuşatacağım. Deneyeyim bir tane. Seni yine güven... Evet. Bir seyircilerden bir soru alalım. Rıza Kocaoğlu'na bir sorunuz var mı? Buyurun. Oha var. Format bir anda değişti. Oğlum buyurun. Sen ne sanıyorsun? Evet. Ama yanıtı böyle oturup ver. Nasıl? Tamam, böyle vereceğim. Nasıl yöneteceğimi merak ediyorum bu süreci gerçekten. O evet. Kadar özgüvenli konuştun ki. Harika yönetirim. Menajerin arada gelmiştin ya. Evet. Şimdi orada Ali Çoy'u canlandırdın. Evet. Bunu canlandırdıktan sonra yani orada bir hiciv mi var? Yani insanlar seni yolda gördüğünde nasıl tepki alıyor? Orada bir Rıza olarak bir karakteri oynadığın karakterden ben soruyu çıkamayan soracağım. Oyuncu... Menajerim arada Ali Çoy'u oynadın. Çok tutmuş bir rolünle neredeyse dalga geçtin. Bunu neden yaptın? Neredeyse. Neredeyse yok. Neredeyse. Yani niye bunu? Seni yolda gördüğünde hani çok iyi bir davranıyorsun. Hayır, aslında orada bir diyor oyuncu... Diyor ki sokakta insanlar seni görünce Ali Çoy'a davrandığı gibi mi davranıyor? Onu mu değiştirmek hayır, istedin? Hayır, onu değiştirmek değil. Bir oyuncu olarak bir rolün etkisine çok kapılmanın parodisi ve eleştirisi vardı. Zaten bir uyarlama konsepti. Jean Dujardin'in abinin adı. O rolünde bir rolden çıkamayan aktörün mizahı yapılıyordu. Benim oynadığım Ali Çoy karakteri de rolden çıkamayacağın mizaha çok uygun bir karakterdi. Daha ekstrem bir karakter olduğu için. Anladım. Ondan çıkamamanın mizahı çok uygun olduğu için ben o bölüme konuk oldum. Başka bir bölüme de konuk olabilirdim. Burada da kader kısmet devreye girmiş diyelim. Görüşmek üzere. Rıza seyirciyi de ayağında bir top gibi oynasın. Hayır be. Estağfurullah ya. Ya ben burada oğlum saçma böyle bir algı mı oluştu? Ben Rıza Kocaoğlu harbiden çok severim lan seni oyuncu olarak. Ben de seni. Ya yani insan olarak az tanıdığım için oyuncu olarak diye ekledim. Ben biliyorum beni sevdiğini ya. Tamam. Öyle kötü bir şey. Biz konservatuar öğrencisiyken bizi böyle topluyorlardı. Senin oyunlarına hani şeye Dota geliyorduk. Provaları izliyorduk, heyecan yapıyorduk, hepsi tebrik ediyorduk falan. Böyle bir hayatı var. Şu anda burada YouTuber'ım diye sana artistik yapıyor gibi görünmek istemem. Estağfurullah. Bence sen benden daha iyi bir oyuncusun. Oyunculuğa dönmeyi düşündüm. Yok asla değil. Gerçek söylüyorum. Bunu söylemek için yapıyor gibi oluyor. Hayır. Görüşürüz. Hayır. Rıza Kocaoğlu daha iyi bir oyuncu. Görüşürüz. Hayır sensin. Hayır. Valla bak çok yetenekli buluyorum seni. Yemin ederim ya. Peki, yemin ederim. Valla bak. Tamam, teşekkür ederim. Gerçek söylüyorum ya. Tamam ben de gerçek söylüyorum. Değil oğlum diyorum ben. Oğlum güven ortamı yok. Senin ya. Senin bak bir sesin var böyle bir konuşunca. Benim hiç yok ya. Benim sesim bu. Benim yok ya.